Hepinize merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan cibilliyetsiz lafından sonra bu kez ev zencisi lafıyla siyasette yeni bir gündem yaratmış oldu. Sosyal medya yasaklarına karşı çıkanları ev zencisi ilan etti ve devamında da şöyle dedi. Batıdan daha batıcı olan ev zencilerinin tek amacı sahiplerine hoş görünmektir. Evet, ev zencisi nedir? Ev zencisi özetle işte Malcolm X'in tarla zencileri dışında daha iyi şartlarda çalışan hizmetçi zenciler için kullandığı bir nitelemeydi. Erdoğan bunu Türk siyasetine monte ederek kendisini tarla zencisi, işte muhalefeti de ev zencisi ilan etmiş oldu. Kuşkusuz ev zencisi meselesi Erdoğan açısından yeni ama işte siyahlık, zencilik, beyaz Türklük gibi kavramlar üzerinden siyaset yapması iktidarının en başına kadar dayanıyor. Yeni bir durum değil yani bu zenci meselesi. Erdoğan en başından beri hep karşısındakileri böyle beyaz Türk ilan edip kendisini de siyah tarafta yoksulların, ezilenlerin, mağdurların tarafında gibi konumlandırdı. Bu tabii Erdoğan'ın siyaset yapma tarzı. Hem toplumu bu şekilde ikiye bölerek bir tarafı yanında sürekli konsolide etmeye çalışıyor ama hem de böyle kavramları ters yüz ederek gerçek konumunu perdelemiş oluyor. O yılları anımsayalım. Örneğin işte ananı da al git diyerek azarladığı çiftçi örneğin beyaz Türk oluyor ama Erdoğan siyah Türk. Örneğin kahrolsun emperyalist Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi diye slogan atan solcular beyaz Türk oluyor ama ben Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyen Erdoğan siyah Türk oluyor. Ya da örneğin işte dereceyle üniversitelere giren, babası emekçi olduğu için 3 kuruş bursla zar zor okuyan pırıl pırıl öğrenciler arada tiyatroya gittikleri için örneğin beyaz Türk oluyorlar. Ama türban yasağı sorunu olmadığı halde Amerika'da okumak zorunda kalan Bilal Erdoğan siyah Türk oluyor. Ya da örneğin Türkiye'nin en birikimli akademisyenleri tek maaşla beyaz Türk oluyorlar ama AKP kadrosu olarak özelde ve kamuda birkaç maaş birden alanlar siyah Türk. Yani özetle kavram tamamen ters yüz edilmiş durumda. Erdoğan, Beyaz Saray'ın Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak başladığı iktidar yolunda artık kendi sarayının beyaz efendisidir. O nedenle Türkiye'nin ev zencileri meselesinden ziyade aslında bir saray zencileri meselesi vardır. Peki kimdir saray zencileri? Kendi siyasi yolunda ilerleyerek iktidar olamayınca en sert şekilde muhalefet ettikleri Erdoğan'a sonradan biat edip kısa yoldan iktidarın parçası olanlardır saray zencileri. Kimler onlar? Siz onları çok iyi tanıyorsunuz. Mutlaka en başa Bahçeli'yi yazmak gerekiyor. Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2014 yılından önce Erdoğan'la ilgili söylediklerini burada dile getiremeyiz. Çoğu hakaret davası konusu olan o sözler sonunda siyasi biat ile unutuldu ama arşivlerde duruyor. Ne olmuş oldu peki? Sonuçta Bahçeli eriyen partisini AKP'nin trenine vagon yaparak iktidarın ortağı olmuş oldu. Örneğin bir başka saray zencisi Numan Kurtulmuş, Has Parti'nin genel başkanıydı. Erdoğan'a Harun gibi geldi, Karunlaştı diye en sert suçlamaları yapıyordu. E ne oldu? Erdoğan'a biat etti. AKP'nin genel başkan yardımcısı oldu. Örneğin Demokrat Parti'nin genel başkanı Süleyman Soylu. Erdoğan'a hesap sormazsam namerdim diyordu. Hatırlayın. Ne oldu? Partisiyle bir gelecek görmeyince biat etti ve Erdoğan'ın İçişleri Bakanı oldu. Liste o kadar sağdan sola uzun ki hani Erdoğan'ın siyasi savcılığını yaptığı kumpas davalarda hapis yatan ve AKP'den milletvekili olanları mı dersiniz? İşte Erdoğan'ın kürsüde azarladığı ama sonra biat edip büyükelçi olanı mı dersiniz? Kendisini Erdoğan'a en sert muhalefet eden gazeteci diye yıllarca pazarladıktan sonra AKP milletvekili mi olanı dersiniz? Saymakla bitmez, liste o kadar uzun. Hepsi özetle Erdoğan'ın yakasına yapışacağız diyordu ama saray zencisi olup Erdoğan'ın paçasına yapıştılar. Gelelim asıl meseleye. Asıl sorun şudur. Bakın halkın %90'ı artık tarla zencisi durumunda. Hepimiz, ben, siz, çevremizdekiler hepimiz tarla zencisiyiz. Bir istisna olması gereken asgari ücret adı üzerinde artık
Biraz daha üstünde maaş alanları da eklersek, hani 17 bin liranın 18-19 alanları da eklersek, artık ücretlilerin çoğunluğu durumunda. Üstelik milyonlarca emekçi de asgari ücretten, yani adı üzerinde en az ücretten bile daha azıyla artık yaşamaya çalışıyorlar. Ha bu arada pırıl pırıl gençler, çok çok iyi üniversiteleri dereceyle okuyup mezun olan ve işte beyaz yakalı sıfatını alanlar ne yapıyor? İki asgari ücretle onlar çalışıyorlar. Dolayısıyla hepimiz artık tarla zencisiyiz. Şimdi bu çoğunluk, bize beyaz Türk diyor ya Erdoğan ve AKP'liler, biz beyaz Türk'üz ama saray ve etrafındakiler bir avuç zengin. O yeni bir takım metro kentlerde, yeni bir takım güvenlikli rezidanslarda, sitelerde yaşayanlar siyah ya da işte zenci Türk oluyorlar, öyle mi? Hakikaten geçiniz demek dışında söyleyecek pek de bir şey yok. Aklıma şu geliyor ki o bile yanında hafif kalıyor. Bir zamanlar Sakıp Sabancı hani böyle sömürdüğü işçilerini uyutmak için yıllarca böyle uydurup anlattığı bir takım fakirlik öyküleri vardı. Hani o fakirlik öyküleri bile bu saray zencisi, ev zencisi, tarla zencisi kavramlarıyla ters yüz edilmeye çalışılan siyasi öykünün yanında daha inandırıcı kalıyor, ne yazık ki. Ama önemli olan şu ki %90'ın tarla zencisi olduğunun farkına varıp esas krem döle kremlerle mücadele etme durumuna gelmesi gerekiyor. Asıl mesele de o. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.